Şarkı'ndan videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok 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 pahalı ve eğlenceli bir videoyla karşınızdayım. Bir alkış. Ben alkışlarım. Alkış. Şimdi arkadaşlar bugün daha önce de bir krampon videosu çekmiştim zaten. İki tane daha çekmiştim. Adidas ve Nike olmak üzere. Bir tane daha Nike krampon aldım. Bu inşallah son krampon videosu olmaz. 6200 TL verdim. Bu gidişle herhalde son krampon videosu olacak. Nasıl bir krampon olduğunu sadece Nike'a söyleyeyim. Gerisini söylemeyeyim. Şimdi açacağız. Çok heyecanlıyım. Riyer de çıkabilir. Çünkü Nike'ın kendi sitesinden sipariş etmedim. Yurt dışına geldiği için vergi falan ödememiz gerekiyordu. Başka bir siteden sipariş ettim. Hemen hızlıca başlıyorum. Üstümde yuman kıyafetleri var. Antrenman kıyafetlerim var. Koca spor. Bir kaos. Çünkü buradan sonra bir yaklaşık bir saat sonra falan antrenmana gideceğim. Arkadaşlar bu arada bir ayakkabıya bir krampona bu kadar para verilir mi diyebilirsiniz. Arkadaşlar diyebilirsiniz ki bir krampona bu kadar para verilir mi misin dersiniz ama arkadaşlar ben krampon aldıkça ve ayakkabı aldıkça motive olan bir insanım. O yüzden bu kadar para verdim. Ve şu an gördüğünüz gibi zaten yüzümden okunuyordur heyecanım herhalde. Sen şuraya otursana. Tamam. Şuradan yırtayım. Makas da zaten elimi açsam aynı şey olacak. Makas çok büyük. Bir yer de çıkabilir. Bir yer çıkmaz inşallah. İnşallah bu arada 3 kere inşallah dedim. 4 oldu. Amin. İnşallah. Bu arada videoyu ben çekiyorum. Ejim çekiyor videoyu inşallah. Yanında da Defne var. Umarım çakma falan çıkmaz. Çünkü o kadar aynı fiyata aldım ama dediğim gibi vergisiz. Sen bunu Nike'dan almadın çünkü başka bir siteden aldın. Evet. Orijinal çıkmama korkusu var bende çünkü Nike'dan almadım, başka bir siteden aldım. Eyvah, çok korkuyorum. Abi içinde kutu yok. Gerçekten mi? Yok. Aç bakalım. Var. Tamam. Olması gereken kutu bu. Kutusu olması gereken kutu bu. Kutusu çok güzel. Ben bakmayacağım. Olması gereken kutu bu. Tamam, ilk bize göster. Aa, çok heyecanlı. İlk bize göster. Let's go. Let's go. Çok güzel. Çok güzel. Bunu detaylı çekeriz birazdan. Şöyle bir göster. Biz bir de bunu dün izlediğimiz bir maçta bir futbolcunun ayağında bir gördük. Futbolcu. Hakan Çalhanoğlu'nun da falan var bu. Evet. 40.5 olması gerekiyor. Bakalım numarasını. Yanlış göndermemiş. 40.5. Tamam. Orijinal mi sence? Tabii ki. Kokusuna anlaşılır değil mi? Şimdi ayakkabıyı mı koklayacaksın? Aa. Ben ne? De koklayacağım. Çakma gibi kokuyor. Ben de saçmalama koklayacağım. Saçmalama Hüseyin, ver. Bakayım. Kokmuyor ki. Yok be, gerçek. Emin misin? Gerçek. Kokmuyor. Ben anlarım kokusundan. Kokmuyor ki. Azıcık kokuyor. Şimdi şu herhalde giydikçe düzelir. Hı-hı. Abi altı inanılmaz hafif yalnız. Hüseyin ama bir sabit tut, ayakkabıyı hiç gösteremedik. Sabit tut. O kadar pembe ki patlıyor kamerada. Çevir altında i̇şte göster. İşte dikkat çekiyor, çok güzel. Air Zoom teknolojisi var arkadaşlar. Ayakkabının altında hava var. Ve bu ayağınızı daha rahat etmesini sağlıyor. Ve içine ışık girdiğine göre bu ince hava da girer. Işık giriyorsa. Niye kokluyorsun? Çok bilemedim ya. Orijinal mi acaba? Bir giy anlarız. Abi 6200 lira verdim. Yalnız Titan yırtık Hüseyin, o kadar bir ayakkabıya para veriyorsun hala. Yırtık Titan. Tamam, bir çekçek getireyim mi? Bükülmesin. Getir. Bizimle. Bükülmesin. Ben de ayakkabıyı şöyle bir göstereyim arkadaşlar size. Hüseyin birazdan idmana gidecek. Orada da zaten giyer. Orada da görürsünüz. Şeyi de var. Yüksek ihtimalle onu da çekerim. Belki ona özel video yaparım. Ben hayır, bence onu da yükle bu videoya yani, birleştir. Giy bakalım. Abi hafifliğine baksana bir. Evet çok. Peki bir elastik mi bakalım? Bir bakın arkadaşlar. Bayağı hafif. Oo. Dur içine geldi. Hemen eski haline gelmesi lazım. Bir açılma durumu falan var mı diye bakıyorum. Defolu mal göndermiş olabilirler. Sen de bak istiyorsan. Yok, hiçbir şey yok Hüseyin. Sen bunu bir giy de bakalım. Düşürüyor, çok önemli, ciddi bakman lazım. Kamera netlemiyor, niye böyle? Ya bu gerçi zaten defol olabileceğini sanmıyorum. Türkiye'de sadece bu mağazada bulabildim bu rengini. Tam profesyonel bir krampon, yani normal maçta giyilen kramponlarda. Amatör krampon diye bir şey mi var? Ya bu tam profesyonel işte. Abi Adidas'tan sonra Nike çok farklı gelecek.
Senin o diğer 5000'lik kramponların ne markaydı? Adidas. Kutusu kalıpları da çok farklıdır. Yüksek ihtimal bir 5-6 maç çalışamayabilirim. Abi kutusu da var. Aa! Oğlum biz ne yapıyoruz? Asıl olay bu zaten. İdman'a şöyle gittiğini düşünsenize. Çok güzelmiş. Çok güzel. Erzum Mercurial. Mercurial. Mercurial yazıyor. Çok güzelmiş. Bu Mercurial ismi Nike. BMW'deki M'e benziyor. Aynen öyle. Abi giyinme. Çok zor. Hem ilk giyişim hem de bir de tam boğazlı ilk almamışım arkadaşlar. Hem daha pahalıydı hem de giymesinin inanılmaz zor olacağını tahmin ederek aldım. Almadım. Diğer ayakkabının tam boğazlı mıydı? Yok, o da yarım. Bunun tam boğazlısı var. Biraz daha pahalı. 500 liradan. 6700 lira. Böyle bir şey. Altını ben çok beğendim. Bisküvi yiyoruz. Aynen. Alıştın hemen. Dur oğlum. Benim olmaz mı? Abi çok gel tatlı. Bunu da. Bir şey diyeyim mi? Çok hafiften bir büyük ayağıma. Ama tam da olabilir. Tam sezemiyorum. Çantası bayağı güzel ama. Abi çakma gibi duruyor. Bana mı öyle geliyor? Hayır. Bakın çok aynı. Hüseyin çantası bile var. Nasıl çakma olsun? Hiç çantası ne yaparlar? Hüseyin'cim çakma değildir. Çantasına koyarsın bu da ooo çok iyi. Abi ama bu formayla hiç yakışmadı ya. Evet. Dur Hüseyin şöyle bir buradan bir çekince pembeyle biraz garip durdu. Ama bence rakibinin çok dikkatini alır bu. Evet. Ya önemli olan izleyiciye güzel gözükmesi. Rahatlığı. Şu an rahat gibi ama oynarken. Bence ilk antrenman şu arkası vuracak çünkü rahatsız ediyor beni şu anda. Şurası inanılmaz rahatsız ediyor beni. Alışık değilim ya. Düğüm yapıp göndermişler ya. Benim kramponumun arkadaşı Bahçe. Şöyle küçük küçük düğüm var bir tane. Küçük bir düğüm var. O yüzden o Bahçe'nin bağladıktan sonra çözülmesine yol açıyor. Onu bunu olmaması için çok uğraş. Yalnız elastikliğe bak. İnanılmaz. Cidden çok iyi. Tabanı da arkadaşlar yumuşak değil ama. Aaa. İçinde hava var aga. Bak ama şu yumuşatıyor. Yani normalde basketbol ayakkabılarında kullanılan bir şey. Koşmanızı biraz yavaşlatıyor. Onu önce bir söyleyeyim. Tabii deneyimleyeceğiz, göreceğiz ama yani hava olduğu için yumuşatıyor. Yumuşatınca da koşmayı yavaşlatıyor diye duydum. Zaten öyle olması lazım mantıklı. Ama zıpladığınızda kafa toplarına mesela kafa topunu vurdun, düştün, ayağın daha rahat ediyor. Ayağında yok gibi şu an. Hafif mi? Çok. İyi mi peki? İlk izlenimlerin? Peki bir şey soracağım. Mesela bir çocuğun 1000 liralık bir kramponu varsa ve 6000 liralık bir kramponu hiçbir varsa... Hiçbir şey değişmez. Krampon oynamıyorum. O zaman niye 6000 lira veriyorsun? Hoşuma gidiyor. Ama daha iyi oynattır değil mi? Yok. Hiç mi fark yok? Krampon yani bilmiyorum. Biraz sanırım fark vardır. Tamam. Abi sol ayağım vuruyor ama. Şuraya. Eyvah, ne yapacağız? Sağ vurmuyor ama. Alışırsın belki, o açılır. Sıcak suya koyup açtırtabiliyorsun, öyle bir şey yap. Biliyor musun? Bütün futbolcu yapmıştır onun zamanında. Bütün futbolcu. Vurmuyor aslında, değmiyor. Kelebek. Siz de 10 üzerinden puanınızı yorumlara yazarsınız. Bu arada arkadaşlar dedim ya, tam bileklisi vardı onu almadım diye. Tam bileklisi derken ne demek istediğim şu. Bu bakın çok ufak bir çorabı var yani. Çorapçısı diyelim daha doğru. O buraya kadar. Ama daha yani ayaktan çıkması falan daha zor oluyor. Giymesi daha zor oluyor. Bence bu daha iyi. Bence de bu şekilde daha iyi. Defne harikalar yaratıyor arkada bu arada. Defne makası bırak da. Defne makası bırak. Bir bağlayayım mı? Bakın bir yaratık yaptım. Yani kelebek yaptım. Çok güzel. Bir bağlayayım ondan sonra maçta çıkan eminim. Bu arada Bağcı ince, çok şükür ya Rabbim. İnce bağışıklı krampon. Çok rahat bir şey. Bir de kısa. Kısa olması da çok iyi. Şöyle bir dur bağlayayım. Bence maçta da biraz video çek. Sonra kullanımının nasıl olduğunu söylersin yani. Bilmiyorum, bakacağız. Ama sanki ayağım çok yabancı geldi şu an.
Diğerine alıştım çünkü. Ne oldu anne? Ne oldu? Ne diyorsun anne? Anne şu küçük büyüklerine baksana. Ben de giymeden bir iade işlemi falan. Anne bak. Sol ayağım sanki vuruyor gibi ama sağ vurmuyor. Düzelir o. Alışır mı ayağım? Hı hı. Bak şurası vuruyor. İçinde kağıt falan mı var acaba? Hı hı. Ya da tabanı katlanmış olabilir. Bu arada benim ayağım büyük. Ayağım o yüzden büyük duruyor ama ayağım büyük. Ayağım da aynı yok gibi. Hafifliğini bir görsen. Arkadaşlar size hafifliğini tarif edemem ama şöyle düşünün. Ayağım sadece acımıyor. Yani ayağımla topun arasında bir kumaş olduğu belli. Ama ayağımda hiç ağırlık yok yani. Bu şekilde çok daha rahat çığlığım atabilirsin. Ayağın çabukluğunu kullanmayı seviyorsan ayağının. Bu çok iyi bir krampon. Şimdi arkadaşlar size bunun tanıtmak istiyorum biraz. Çantasını hiç göstermedim için falan. Derinliği gayet iyi arkadaşlar. Burada bir fermuarı var. Para için galiba. Duydun mu bak fermuarı yeni açtım. Bu birleşikti. Evet. Buraya işte idmana gidiyorsun. Suyunu koy, kramponunu koy. Şuraya paranı koy, cüzdanını koy. Telefon sığar. Ama telefonun cüzdanı aynı anda sığmaz. Burada küçük bir bölüm var. Böyle. Naylon bir çanta. Kullanacak mısın? Bu kullanışlı gibi duruyor. Yani şu şekilde de herhalde. Hı. Aynen. Şöyle idmana giderken dersene. Çok havalı. Çok pembe ya. Kızlar hayran kalacak. Ne var? Kızlarla işimiz yok bizim. Biz futbolcuyuz lan. Oy. Birazdan antrenmana gideceğim arkadaşlar. Kramponları işte oynarken falan çeker. Nasıl dikkat çektiğini de görürsünüz. Çok hafif böyle ince ince reflektörü var gibi gördüm. Ama imkan yani bence yapmamışlardır. Yapmaları çok düşük ihtimal. Çünkü zaten reflektöre ihtiyacı olan bir krampon değil. Pes pembe. Daha ne kadar dikkat çeksin. Şurası fosforlu. Bu arada arkadaşlar şu ana kadar hayatımda giydiğim en ama hafif krampon. Yani sanki hiç ayağımda hiçbir şey yok gibi abi. İnanılmaz bir şey. Hem ayağımı çok iyi kavruyor. Hem çok rahat. Hem de ayağımda hiçbir şey yok gibi. Numarası da tam oldu bu arada. Sol ayağım vuruyor gibi geldi ama vurmuyor aslında. Çorabım katlanmış içinde. Hani dikiş yeri var ya. Hı hı. Orası o tarafa dengelmiş. Şu an hiçbir şey hissetmiyorum. Tamam artık yavaştan şey yap. Evet yavaştan antrenmana geçelim o zaman. Antrenmanda da videosunu göreceksiniz. Bu çantayı kullanır mıyım? Yani ben bu çantayı kullanmayı hiç düşünmüyorum. Yani belki maça giderken bana ver. Kullanırım ama onun için mesela buradaki testleri yani antrenmana giderken hayatta kullanmam lazım. Niye? Zaten normal böyle gidiyorum. Çantaya ne koyacağım? Kramponumu giyip gidiyorum ben. Hmm. Arabaya biniyorum, iki adım yürüyorum. Bir de araba da şurada oluyor, o kadar. O şekilde. Ama maça giderken işte bunun iki çanta kullanabilirim. Bir tane koca spor çantam var bunun gibi aynı. Bir tane buna koyarım. Süper olur. Antrenmanda görüşürüz. Antrenmana gidiyoruz. Gece rengi daha bir güzel oluyor he. Ama şuralar hafif kararmaya başladı ve kıyamıyorum. İyi akşamlar. Şuralar hafif kararmaya başladı. Şuralar şurası. Bunlar daha artacak böyle ama olsun. Gece çok güzel görünmüyor mu rengi? Müthiş. İnanılmaz iyi krampon. Ayağım da yok gibi. Ama bugün biraz kötü oynadım yani biraz şanssızdım diyebilirim.
Krampon izlenimlerim çok hafif, ayakta yok gibi, inanılmaz rahat. Dediğim gibi çok iyi krampon. Bu dış yüzeyi de inanılmaz iyi, fakat tam alışamadığım için ayağımdan birkaç topu gereksizleri kaçırdım. Şu tırtı top sektirirken falan inanılmaz güzel ses çıkarıyor böyle. Top geldiğinde böyle kumaş sesi çıkartıyor. Çok güzel. Dişleri acayip iyi. Yeri çok güzel tutuyor. Bu bilek desteği fazla iyi değil. Onu baştan söyleyeyim alacak olursa. O kadar iyi değil ama yeterli yine de. Yani ayağımı tutuyor mu tutuyor. Rahat duruyor mu duruyor ama yine de yeterli değil. Güvende hissettirmiyor yani. Böyle sarmıyor tam. Ama buraları falan süper. Tabanında zaten adı üstünde Air Zoom. Hava olduğu için yere bas, yani kafa toplarından falan indiğimizde zemine yumuşak iniyorsun ve çok hoşuna gidiyor insanın böyle. Yumuşak oluyor. Hiç gol atamadın. Gol atamadım maalesef. Ama yapacak bir şey yok. Önümüzdeki antrenmanlarda atmaya devam. O zaman görüşürüz. Videoyu like etmeyi unutmayın. Abone de olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay. 5 lira. Seni tebrik ediyoruz. Bravo. Tebrikler. Süperdin lan.